Değerli öğrencilerim, merhabalar dostlar. Şimdi Açıortay'ın ikinci bölümüyle devam ediyoruz arkadaşlarım. Yeni nesil sorular çözeceğiz. Hadi başlayalım, vira bismillah diyelim. İlk sorumuzla bakalım ne diyor. Birinci sorumuz, bakalım. ABC üçgeni biçimindeki kartonun B köşesi AC doğrusu üzerine gelecek şekilde katlandığında diyor. Falan filan bir katlama sorusu. Artık katlama sorularını iyice öğrendik diye düşünüyorum dostlarım. Üçgende açıda baya baya yaptık. Şimdi her soruda katlamanın olduğu her soruda aynı 3 adımı mutlaka yapacaksınız dostlar. Birinci adım neydi? Katlanmış şekli geriye açacaktık. Yani şöyle şu sarı bölgeyi katlamış, ben geriye açıyorum. Üstteki üçgenden kopya çekerek B köşesini de buraya getirdim. Birinci adım bu. İkinci adım kat çizgisi açıortay olacak demiştik. Bakın buradaki AD kat çizgisidir. Bir açıortaydır. Aynı şekilde Denizli'de tarafından da açıortay olacak. Son olarak da dedik ki katlanmadan önceki her şey katlandıktan sonraki her şeye eşit. Şuradaki 5 buradaki BD'ye eşit dedik. Şimdi bizden ne istiyor? ABC üçgeninin çevresi demiş. Biz şu AB kenarını AB üstü kenarına eşit olduğunu bildiğimiz için XX dedim. Şimdi bundan sonrasında ister dış açıortay teoremi kullanabilirsiniz. Bakın bu DA şu mavi üçgenin dış açıortayıdır. Bunu görürseniz buradan çözebilirsiniz. Ya da AD, A açısından çıkan açıortay büyük üçgenin iç açıortayıdır. Buradan da gömebiliriz. Şimdi AD'nin açıortay olmasını konuşalım. Kafa burada, kollarımız burada. Soldaki kol X, sağdaki kol X artı 3. Sol ayak 5, sağdaki ayak 6. Paketleyelim bitsin. Hemen 5x artı 15 eşittir 6x yapar. 15 eşittir x geldi. X'i de 15 bulduk dostlarım. Şimdi çevresini istiyordu. Gerisi kolay. 15, 30, 35, 41, 3 daha 44 yaptı. Sorunun cevabı çıktı da bitti. Evet, hemen bir sonraki sorumuza geçelim. 2 numaralı soru. Evet, açı ölçer yardımıyla bir şeyler bulmamızı istiyor. Şimdi açı ölçerin özelliği neydi kardeşlerim? Şimdi açı, şu açıyı bulacaksınız. Bu açıyı oluşturan iki doğrunun, şu iki doğrudur. Uzantıları nereden geçiyor? Biri 110'dan geçiyormuş, diğeri de 70'ten geçiyormuş. O zaman bu ikisinin arasındaki fark, yani 40 dediğimiz yer, buradaki açının ölçüsü olacak. Şimdi şuna bakalım, şu açıyı bulalım dostlar bir de. Bakın birisi sıfırdan geçiyor, birisi 70'ten geçiyor. Diyeceksin ki bu açının da ölçüsü 70 derecedir. 40, 70 daha 110 yapar. Geriye kaldı bir 70 daha. Şunu uzattığımda bu açının da 70 derece olduğunu söyleyip meğersem diyorum şu OK dediğim doğru benim şu üçgenimin bir dış açıortayıymış arkadaşlar. Şimdi bildiklerimizi yazalım. KL'ye diyor 5K derseniz CL 2K olacak demiş. Dış açıortay teoremini yapıyorum. Yakın kol OL bölü uzak kol OC. Zaten bunu istiyor bizden de arkadaşlarım. Bu oranı istiyor. Eşittir. Dikkatli olacaktık dış açıortay teoremini yazarken. Dış açıortayın bittiği nokta ile birinci kolun bittiği noktanın arası birinci ayak. Yani 5K. Yine dış açıortayın bittiği nokta ile ikinci kolun bittiği noktanın arası da ikinci ayak. Yani 7K. O halde cevabım 5 bölü 7'dir. Denizli'den patladı gitti. Hadi 3 numaraya geçelim gobeller. Bakalım bu ne diyor. ABC üçgeni üzerinde etkinlik yaptıran Seyit öğretmen BC'yi 12 eşit parçaya bölüyor. Tamam. Öğrencilerinden BC'ye ait açıortay doğrusu çizmelerini isteyen Seyit öğretmen. Tamamdır. BC'ye ait açıortay A'dan inecek aşağıya doğru. BC'yi kestiği hangi iki nokta arasında olduğunu soruyor. Evet, soru buymuş arkadaşlarım. Bu doğruyu indiriyorsun da tam nereye denk düşüyor? O ile P arasına mı? N ile O arasına mı? M ile N arasına mı? Diye bir soru soruyor. Peki biz bunu nasıl yapacağız öğretmenim? Tabii ki şöyle yapacağız arkadaşlarım. Şimdi bizim açıortayımız şu olsun. Tam nereye indiğini bilmiyoruz kardeşler bu açıortayın. A'dan iniyor. Şuraya da bir harf verelim. Ne verelim mesela? Orada olmayan bir harf seçelim diyeceğim. Neyse diyemedik. X diyelim anasını satayım. Buraya B, buraya da C diyorum. Kollarım 6 ile 10. Şimdi ne biliyoruz biz açıortayla ilgili? Kolların oranı ayakların oranına da eşit. Yani kollar 6'ya 10. Sadeleştir 3'e 5. O zaman ayaklar da 3K'ya
5K olmak zorundadır diyorum. Yani toplam 8K'yı biz aslında 12 diyebiliyoruz arkadaşlar ki K buradan 12 bölü 8, hatta sadeleştirelim 3 bölü 2 çıktı diyebilirim. Şimdi ben şunu arıyorum. B'den kaç birim öteye gidersem açıortay oraya düşer. B'den 3K birim, hemen çarpalım 3 ile, 9 bölü 2 birim. Yani 4,5 birim ileriye gidecekmişim. Sayalım. 1, 2, 3, 4. Bak, Niğde'ye geldim. Buçuk dediğimde şuralara bir yere inecekmiş bu açıortay. Yani Niğde ile Ordu arasında bir yere inecekmiş. Cevabım Ceyhan'mış dostlarım. Geldik 4 numaraya. Çiftçi Hasan ABC üçgeni şeklindeki mısır tarlasını kuşlardan korumak için. Peki. ABC üçgeni şeklindeki mısır tarlasını çizelim bu sıpanın. ABC. Diyor ki ABC üçgeninin iç açıortayların kesim noktası olan K ile. Demek ki iç açıortayların kesim noktası K'ymış. Tamam. A ve B köşelerinin dış açıortaylarının kesim noktası. Bak, A'nın, bunu da farklı bir renkle çizeyim, kırmızıyla çizeyim. A'nın dış açıortayı ile B'nin dış açıortayının kesim noktası olan L noktasına. Şimdi iç açıortayları da gösterelim. Yeşille yapalım onu da. Bunlar da iç açıortaylarımız olsun. Sonuçta K noktası üçgenin iç açıortaylarının kesim noktasıymış. L noktası da üçgenin dış açıortaylarının kesim noktasıymış. Bunlar da dış açıortaylar. Şöyle farklı simgeler koymaya çalışayım. Şöyle yapalım arkadaşlarım. Peki. Şimdi AL 5 birim, AK 3 birim, BL 3 kök 2 birim. Buna göre BK uzunluğu nedir diye de bir soru sormuş. Gayet kolay bir soru arkadaşlarım. Sadece şunu hatırlayacaksınız bu soruda. Diyeceksiniz ki hocam, bir dış açıortayla bir iç açıortayın arasındaki açı 90 dereceydi. Aynı şekilde burada da B köşesinin dış ve iç açıortayları arasındaki açı 90 derecedir. İkisinin de ortak hipotenüsünü çiziyorum. Ve bir Pisagor buradan, bir Pisagor da alttan yapıp olayı bitiriyorum kardeşlerim. Hadi şuraya Y diyelim. Bakınız, üsttekinde yapıyorum. Y kare eşittir 5'in karesi artı 3'ün karesi gelecek. Aynı şekilde aşağıdan yaptığımda yine y kare eşittir 3 kök 2'nin karesi ile x'in karesinin toplamı gelecek dostlarım. Buradan da biz x'i bulacağız. Şurayı çözdüğünüz an soru gelecek. Hadi çözelim. 25 artı 9 eşittir 18 artı x kare diyelim. Bunu bu taraftan çıkartırsak burada 9 kalır. 9'u buradan çıkartırsak 16 kalacak burada. Eşittir x kare. X eşittir 4. Sorumuzun cevabıdır dedik. Geldik 5 numaraya. Bakalım bu ne diyormuş. Şöyle biraz kalın yapalım kalemimizi, bir de kırmızı alalım. Yukarıdaki verilen üçgen şeklindeki parkın BC kenarı üzerindeki bir K noktasına bir elektrik direği dikilecektir. Tamam. Bu K noktasının AB ve AC kenarlarına eşit uzaklıkta olması istenmektedir dostum. K noktasının şuraya olan uzaklığı buraya olan uzaklığına eşitmiş. Bu diklikler, uzaklık demek diklik demektir geometride, unutmayın. Eşit uzaklıkta olması ne anlama geliyor kardeş? Senin bu AK'yı çizdiğinde bu ne zaman eşit oluyordu bunlar? Eğer açıortay üstündeki bir noktadan kollara diklik çizersek eşit oluyorlardı. Dolayısıyla bu AK'nın açıortay olduğunu söylüyor bize. Geçen yılki MSÜ sorusuna benzer bir soru olmuş. Açıortayı direkt söylememiş. Bizden eşit olduklarını bulup açıortay olduğunu söylememizi bizden istiyor arkadaşlarım. Peki uzunlukları bu da yazmış zaten. K noktasının B köşesine uzaklığı kaç metre olur diye şuradaki x'i soruyor dostlar. Hemen yazalım. Bakın, açıortay teoremi yapacağız. Basit de bir soru. Sol kolun sağdaki kola oranı 175 bölü 125. Şimdi bu oranı biz şöyle bir sadeleştirelim önce. 25'e bölersem 3, 4 de oradan 7 geliyor. 25'e bölersem 5. 7 bölü 5'miş sol kolun sağ kola oranı. Demek ki burası da 7K ise burası 5K olacakmış dostlarım. Toplam 12K oldu ki bu da 180'e eşitmiş. K'yı buradan 180 bölü 12'den 15 bulduk. Bize sorduğu yer 7K. 7 çarpı 15'ten 105 olduğunu da işaretledim dostlarım. Evet, 6. soru. Benzerini 1. soruda da çözdüğümüz, hatta yine aynısı neredeyse, bir çevre sorusu olarak karşımıza çıkıyor. Bakalım neler yapacağız burada.
Şekil 1'de verilen ABC üçgeni biçimindeki kağıt. Gelecek misiniz? Tamam. Evet, birileri kapıyı açtı arkadaşlarım. Devam ediyorum şimdi. Şekil 1'de verilen ABC üçgeni biçimindeki kağıt AD doğrusu boyunca katlandığında B köşesi B üssüne geliyormuş kardeşlerim. Tamam, yine birinci soruda yaptıklarımızın aynısını yapacağız. Önce katlama ile ilgili, katlanan şekli geriye açacaktık. Bu zaten açmış. Şimdi bu adam buraya eşittir. 6'yı yazalım. Bu adam bu adama eşit. Şunun da açıortay olduğunu, kat çizgisi açıortaydır demiştik. Bunu da gösterdiğimizde artık soru kek bir hale geldi. Şu açıortayı kullanacağız dostlarım. Kollarının oranı ayakların oranına eşit muhabbeti yapacağız. Sol kol x, sağ kol x artı 4 eşittir. Sol ayak 6, sağ ayak 8. 6 bölü 8'e hemen 2'ye bölelim. 3 bölü 4 diyelim. İçler dışlar yapalım buradan da. X eşittir 12'yi bulalım. Burası 12. Şimdi çevresini soruyordu. 12, 12 daha 24, 6 daha 30, 38, 42, Ceyhan'dan patladı gitti. Bak yine çok benzeri. Bu sefer sağdan sola doğru katlamış. Hemen yapalım bunu da arkadaşım. Önce geriye açacaktık. Zaten açmış. Kat çizgisi açıortaydı, gösterdim. 9 katlanmadan önce burası da 9. 6 katlanmadan önce burası da 6. Hemen açıortayı konuşuyoruz. Şurası bizim açıortayımız. Kol, ayak muhabbetini yapalım. Sol kol 12. Sağdaki kol 9 eşittir. Sol ayak x, sağ ayak 6. Sadeleştirelim. 3'e bölelim 4, 3'e bölelim 3. Bir daha 3'e, 3'e bölelim 2. 2 kere 4, 8 çıktı. X cevap Edirne'den geldi. Hayda, aynı şekil bir daha çıktı karşımıza dostum. Hemen şunu yapıyorum kardeşim. Açıortaydır diyorum. 6 katlanmadan önce buradaydı. Sen artık bu soruyu, bence videoyu burada bir durdur, kendinde çözmeyi dene. X de burası olacak. Bu çünkü buna eşitti katlanmadan önce. Hemen açıortay teoremini yapıyorum. Sol kol x, sağ kol x artı 4 eşittir. Sol ayak 6, sağ ayak 9 dedim. 3'e böl 2, 3'e böl 3. 3x eşittir 2x artı 8, x eşittir 8 çıkacak. Buradan niye gelmedi cevap, x kaç birimdir diye soruyor. Bir daha yapalım arkadaşlarım. Katlandığında b üstüne geliyor. 9'u 6'yı gördük. 6 ise burası da 6 dedik. X ise burası da x'tir dedik. Burada da bir sıkıntı yok. X bölü x artı 4. Burada da bir sıkıntı yok. 6 bölü 9. 3'e böl 2. 3'e böl 3. Bu da tamam. 2x artı 8 eşittir 3x. X eşittir 8 geldi ya. Tamam. Burada bir sıkıntı var arkadaşlarım. X eşittir 8 olacak. Yanlış basım hatası olabilir belki. Aa, çevresinde 40 birim vermiş. Dur bakalım. Onu görmedik. Neyin çevresi? Bir daha okuyalım soruyu ya. ABC üçgeni biçimindeki kağıdın çevresi 40 birimdir. Bu kağıt AD doğrusu boyunca katlandığında B köşesi AC üzerindeki B üssü noktasına geliyor. DC 9. Tamam. D üst, B üssü 6 olduğuna göre X kaçtır diye bir soru sormuş. Şuradaki 4'ü yazmamış mesela. Acaba oradan bir sıkıntı var. Şimdi biz buraya X, X dedik. Çevresini şurada da söyleyelim. 6 burası, 9 burası. Şimdi bu adam açıortay oluyor. 6'ya 9 ise 3'e bölelim 2'ye 3. Yani 2K burası, 3K burası. Galiba şu 4'ü yanlış yazmış arkadaşlar. 4'ü verirse çünkü cevap 8 çıkıyor. Şimdi şurayı bir toparlayalım. Çevresini 40 vermiş. 3K ile 15'in toplamı. 3K artı 15 eşittir 40 demiş. 3K eşittir 25 yapar. Yok, 3K, 5K pardon. 5K 25 yapar. K 5 çıktı. K 5 ise burası 10. Tamam. Muhtemelen cevap anahtarında da 10 diyor. Ben hemen düzelttim dostlarım. Şuradaki 4 verilmemiş olacak. Şuradaki çevreye göre çözeceksiniz soruyu. Tamam mı? Yani şurada yaptığım işlemler eğer 4'ü verseydi cevap 8'di. Şu olacaktı. Bu sefer 40'ı hiç kullanmayacaktım. Eğer 40'ı kullanacaksam cevap 10. Ben şıklara göre hareket ettim. 40'ı kullanarak çözdüm. İkisi de doğru yol yani. Geldik buna. Bakın yine klasik sistemde çözdüğümüz bir soru. Şuradaki açının 90 olması için neydi kural? Bu adamın da dış açıortay olması gerekiyordu. Klasikte çözdük aynısını. O yüzden çok fazla açıklamıyorum burada. Neden 90 oluyor falan filan demiyorum. Sadece şunun 90 olduğunu, dış açıortay olduğunu artık biliyoruz dostlarım. Şimdi önce iç açıortay
Ortayı yapalım. Ayakları x'e 4. O zaman kollar xk'ya 4k olmak zorunda. Şimdi bir de diyor ki bize E noktası gönyenin uzunluğu 24 santim olan kenarının bir elemanıdır. Bak şu gönyenin şu hipotenüsü 24'müş. O halde burası 24 eksi x olacak. Şimdi gelin dış açıortay teoremini yapalım. Yakın kol xk, uzak kol 4k eşittir. Birinci ayak 24 eksi x. İkinci ayak tamamı 24 artı 4 yani 28. 4 ile bunu sadeleştirelim 7 kalsın. Buradan 7x eşittir 24 eksi x olur. 8x eşittir 24, x eşittir 3 geldi. Cevap bursaymış dedik. Evet 10. sorumuz bilardo masası. Top gelirken çarptığı açıyla giderken ki masayla yaptığı açı birbirine eşit olacak. Aynı düzlem aynada çözdüğümüz sorular gibi gelen ışın giden ışınla aynayla yaptıkları açılar eşit olacak kuralı. Burada kendisi de söylemiş zaten arkadaşlarım. Şimdi bilardo topunun masaya çarptığında çarpma açısı eşit olarak falan filan diyor. AB'ye diyor 4K derseniz AC 9K olacak. Buraya da 5K kaldı. Diyor ki topun C noktasına gelene kadar, B noktasındaymış bu top bu arada, C'ye gelene kadar yani şuradaki aldığı toplam yol 52 birimmiş arkadaşlarım. Ben şuna X dersem şurası 52 eksi X'miş yani. K noktasının diyor, K nerede? Şurada. C noktasına uzaklığı 52 eksi X'i soruyor bize. Dostum şöyle yapacağız, hemen söyleyelim. Şunu uzattığımda şurada bakın bir ters açı. Burası alfa ise şuranın da alfa olduğunu göreceğiz arkadaşlarım. Oranın alfa olduğunu söyledikten sonra da şunu şöyle biraz daha kalın yapayım. Şu adam alfa alfa diye ayırmış burayı. Alfa alfa. Yani bu adam bir dış açıortay oldu. Şimdi dış açıortay teoremi yapacağım. Yakın kol x, uzak kol 52 eksi x olacak. 52 eksi x eşittir. Birinci ayak 4, ikinci ayakta 9 oldu arkadaşım. 4 bölü 9'a. Bundan sonrası kolaylayacak arkadaşlar işi. İsterseniz şöyle yapın. Demek ki burası 4K'ymış. Burası da 9K'ymış deyin ve toplam 13K yapıyor ya bunlar. 13K 52'ymiş. Demek ki K 4 geldi. Bize 9K'yı soruyordu. 9 kere 4 36 çıktı. Sorunun cevabı diyebilirsiniz. Ya da burada içler dışlar çarpımı da yapıp 4 ile 52'yi çarpmaya üşendiğim için bunu yaptım arkadaşlarım ben. Evet 11. sorumuz. Cetvelin ön yüzü, mön yüzü falan filan demiş. AC kenarı cetvelin çakışacak biçimde şekil 2'deki gibi katlanıyor. Biz şimdi bunu geriye açalım. Birinci şekle bakarak, kopya çekerek geri açıyorum arkadaşlarım. Birinci şekle benzetiyorum ve şöyle bir şeymiş. A buradaymış. Demek ki şurası kesinlikle bir açıortay. Bu adam bu adama eşit. Bu adam bu adama eşit ki burası zaten şurası 1, 2, 3, 4, 5 santim. Burası da toplam 20 olması için 15 santim. Şurası da 15 santim diyelim. Bakın bu taraftan da açıortay olacaktı bu adam. Bunu da söylemiş olalım. Ve şu açıortayın şunun kolları 15 ile 20 oldu arkadaşlarım. Yani 3 ile 5'e bölüyorum 4. O zaman burası 3K, burası 4K oldu. Ve bu 3K katlandı, buraya geldi. Bu da 3K oldu. Bakın 3, 4, 5 üçgeninden demek ki K 1 çıktı arkadaşlarım. Burası direkt 4, burası da direkt 3 geldi, burası da direkt 3 geldi. Şimdi bize neyi soruyor? A, B'yi soruyor. A, B neresi? Ha, bulduk bile 7. Evet, düzlem ayna sorusu. Lazer sistemi koymuş. Düz bir zeminde B noktasına yerleştirilen lazer kanatı çıkan ışın T noktasına çevirdiğinde aynaya geldi açıyla yansıyan AT814'ü de gördük. Bak şimdi bu adam Mehmet miydi? Mehmet ışını buradan yansıttı. Aynayla yaptığı açı giderkenki ışının aynayla yaptığı açıya eşit olacaktı. Bu bir. C noktasında bulunmaktadır diyor arkadaşı Mehmet'i ziyarete geliyormuş Hasan. Hasan'ın Mehmet'in bulunduğu B noktasına ulaşabilmesi için yürümesi gereken mesafenin uzunluğu metre türünden bir tam sayı olduğuna göre bu uzunluk en az kaç metredir diye de bir soru sormuş. Bize şuranın en az kaç metre olabileceğini soruyor. Gelin biz şunu yapalım. Önceki sorularda da yaptık ya bakın şunu. Şurayı şöyle çizelim. Şuradaki A açısı şimdi buna eşitmiş. Ters olduğu için buradaki açıya da eşit A. Demek ki şu adam bir dış açıortay. Yakın kolu 8, uzak kolu 14. 8 bölü 14. Yani 2'ye bölersem 4 bölü 7. Bu şu demek.
Birinci ayak 4K, tamamı 7K, buraya da 3K kaldı demek. Şimdi bize 7K'yı soruyor bu adam arkadaşlar. 7K kaçtır? En az kaç olabilir diye soruyor. Biz 3K'yı bulabiliyoruz. Şimdi açı kenar bağıntısı yapacağız burada. Üçgenin özelliği şuydu. Herhangi bir kenarı, ki ben 3K'yı aldım, diğer iki kenarın farkından, 6'dan yani 14 ile 8'in farkı 6'dan büyük, toplamları 22'den küçük olmak zorundaydı arkadaşlarım. Hemen 3'e bölelim. 2 küçüktür K, 22 bölü 3 diyelim. 7 ile çarpalım. 14 küçüktür 7K, bilmem ne yapıyor burası, çok önemli değil. Bakın 7K, yani bize sorulan yer 14'ten büyük olmalıymış. O halde en az 15 olur dedim dostlar. 13 numaradayız. Logo var. Duvar saati gösterilmiş. Saatin yelkovanın belli bir anında T dakika ve 2T dakika sonra görüntüleri verilmiştir. Bakın bu adam T dakika sonra buraya gelmiş bir açıyla. Yine 1T dakika sonra, yani toplamda 2T dakika sonra da buraya gelmiş. Demek ki hani T dakikayı aynı sürede alır değil mi dostlar? Bizim saniye, derece, saniye diyorum, dakika ya da akrep, yelkovan neyse artık hangisiyse bu. Aynı sürede aynı açıyla yol alacaklar mecbur. O yüzden burası açı ortay çıktı. Şimdi şuraya kadarki kısmına bakarsanız açı ortayın ayaklarının 3 ile 5 olduğunu görürsünüz. O zaman kolları da 3K'ya 5K olmak zorunda. E bu şimdi yelkovan dediğimiz şey 5K uzunluğundaysa burada da 5K olacak hocam diyeceksin. Yani 4 ile 3K'nın toplamı 5K'ya eşit olacak. Demek ki 2K 4, K da buradan 2 gelecek. Yelkovanın uzunluğunu, yani 5K'yı soruyor. Edirne'yi işaretledim dostlarım. Evet, 14 numaradayız. Bakalım ne diyor. 3 tane çubuk var. 8 birim uzunluğundaymış bunlar. Bazıları şöyle bir geometrik şekil oluşturmuş. Bakalım. Turuncu, şu en alttaki çubuğun üçgenin dışında kalan kısmının uzunluğu 2. O zaman 8 birimde toplam uzunluğu. Şurası 6. Yeşil renkli çubuğun üçgenin dışında kalan kısmının uzunluğu 1. Şurası 1 ise o halde şu kısım 7. Mavi renkli çubuk yeşil renkli çubuğun tam ortasından geçmekteymiş. Şurası yeşilin tam ortasıymış. Şimdi yeşilin 7'lik kısmının değil, tamamının tam ortası arkadaşlar. Yeşilin tam ortasından geçiyor diyor. Yani 8'di ya, 4 4 bölecek. O halde burası 4, burası da 3 oldu diyelim. Şurası alfa, şurası beta derecedir diyor arkadaşlarım. Alfa ile beta arasındaki bağıntı nedir diye bir soru sormuş. Şu zaten çubuğun tamamı gösterilmiş, 8. Bakın burada neyi fark edeceksiniz dostlar? 3 kolu 6, 4 kolu 8. Yani açıortay teoremini sağlıyor dostlar. Kol ayak oranını sağladığı için bu mavi çubuk kesinlikle bir açıortaydır. Burası da alfa geldi. Dolayısıyla 2 alfa ile beta'nın toplamı 180 yaptı. Böyle bir ilişki var. O da Ceyhan şıkkında mevcut. Evet, 15 numaralı sorudayız. Son sorumuzmuş bu da arkadaşlarım. Bakalım ne diyor? Ders kitabından bir soruyu çözmek isteyen Hüseyin, sayfanın bir kısmının yırtılmış olduğunu görünce sınıf arkadaşı Yakup'u arayarak soru hakkında bilgi almak istiyor. Tamam. İki arkadaşın konuşmaları şu şekildeymiş dostlar. Soruda en büyük şekil olarak AKLC dörtgeni gözüküyor. Evet, zaten öyle. Yakup da diyor ki tamam, AK doğrusu ile CL doğrusu E noktasında kesişiyorlarmış. Şimdi demek ki AK'yı da şu şekilde uzatıp CL'yi de uzattığımda bir E noktasında kesişiyormuş bunlar dostlarım. E, L noktalarının birbirine uzaklığı 6 birim yazıyor demiş. Şurası 6'ymış. Buna göre de Hüseyin soruyu çözüyormuş dostlarım. Hadi gelin, yani dış açıortay teoremi yaptırıyor bize. Şurası bizim dış açıortayımız oldu. Yakın kol X, uzak kol 6. Yakın kol, uzak kol. Birinci ayak 6 artı X. Bölü ikinci ayak tamamı 11 artı x geldi. Evet, soruyu çözelim şimdi. 6 ile burayı çarpalım. 36 artı 6 x eşittir x, 11 x artı x kare oldu. 36 eşittir, bunu buraya alırsak 5 x artı x kare geldi. X parantezinde x artı 5 eşittir 36 çıktı. 4 ile 9'un çarpımıdır. X 4 olursa burası da 9 oluyor. 4'müş demek ki x dediğimiz uzunluk. Evet.
Burada bitirdik arkadaşlarım açıortayı. Bir sonraki videoda kenar ortayla devam edeceğiz. Öpüyorum hepinizi. Kendinize iyi bakın. Görüşmek üzere.